Selam arkadaşlar, ben Emel. 19 yaşındayım. Marmara Hukuk 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte TYT kampı hakkında konuşacağız. 90 günlük TYT kampına hoş geldiniz arkadaşlar. 3 aylık kısa bir sürede arkadaşlar TYT'yi tamamen bitireceksiniz. TYT fiziği dışında tuttum arkadaşlar bu kampın. Çünkü TYT fizik bana göre biraz daha zaman ayrılması gereken ve diğer derslerin halledildiği süreçte halledilemeyecek bir alan diyebilirim. Özellikle sayısal arkadaşlarımıza bu yolda ben tıpkı matematik ve geometriye nasıl çalışıyorlarsa TYT fizik adına da öyle bir çalışma gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eşit ağırlık arkadaşlarımız şimdiden veya sözlü arkadaşlarımız şimdiden işte TYT fen çalışmayı dert etmesin bana göre. Özellikle şu an TYT kimyayı çalışırsanız sene boyu unutmazsınız. Bunu eski sayısalcı olarak söylüyorum. Mesela TYT biyoloji unutulabiliyor. Ancak TYT kimya unutulmuyor arkadaşlar. O yüzden ben programın baş kısımlarına TYT kimyayı koydum. Yani 15. günden falan başladım. Bunları tamamen seviyelere göre ayarladım arkadaşlar. Bu program ilk böyle 15 gün sizin o programa alışma süreciniz gibi, yani daha kolay şeyler yapacağınız bir süreç. Daha sonraki 20 gün sizin böyle daha orta seviyeye geçtiğiniz, daha sonraki işte ilk 30 gün dediğimiz kısım sizin daha böyle orta zor seviyesine yükseldiğiniz, 60 günden sonraki süreçte gerçekten zor bir seviyeye yükseldiğiniz, yoğun tempo gösterdiğiniz, çalışma gösterdiğiniz bir alan olacak arkadaşlar. Ancak bu TYT kampının sonunda, özellikle bu tempolu çalışma sonucunda ben sıfır olan bir öğrencinin en kötü TYT'den Ekim ayında söylüyorum 70 net yapacağını, 80 net yapacağını söyleyebilirim. Çünkü tüm konularınız bitecek arkadaşlar. Detaylı çalışırsanız, düzenli çalışırsanız hepsini halledersiniz. Bu kamp programında arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeylerden en önemlisi sorularınızı ertelemeden çözmek, programa tam uymak. Öncelik verdiğiniz alanlara daha öncesinde çalışabilirsiniz. Yani veya daha sonrasında. Şöyle ki mesela siz şu an TYT biyoloji çalışmak istemiyorsunuzdur veya TYT kimya. Bunların yerine yine TYT coğrafyayı değiştirerek koyabilirsiniz. Yani bu programda değişiklikler yapabilirsiniz. Ve ben bu programda arkadaşlar haftanın 7 gününde yalnız 6 günde çalışmanızı istiyorum. O yüzden 6-3-3 şeklinde hazırladım sizlere. Burada arkadaşlar tatillerinize de önem vermenizi sizlere tavsiye ediyorum. Ben haftanın cuma gününde kendimi boşluyordum. Yani tatil yapıyordum. Sizler de bu şekilde bir düzen oluşturursanız sizlere gayet faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz için güzel bir program olur. Ben bundan sonraki süreçte de yine ders tavsiyelerime ve programlarıma devam edeceğim. Bu genel bir programdı. AYT programı da gelecek. Veya AYT matematikte özellikle limit, türev, integral hakkında ben tavsiye verememiştim geçen sene. Çünkü kalkmıştı. O konular hakkında tavsiye vermeyi çok çok istiyordum zaten. O konularda hem tavsiyeler hem de soru çözümleri şeklinde ilerleyeceğim. Umarım bu sene de bizler için çok çok güzel geçer. Senenin başından itibaren yapamam, edemem, işte yetişmez gibi kaygılara kesinlikle düşmeyin. Hala bir sene var. Bir senede çok çok iyi dereceler yapılır arkadaşlar. Özellikle eşit ağırlık adına konuşursam ben şu an ilk 100'e bile girebilirsiniz. Öyle konuşuyorum. O kadar net konuşuyorum. Özellikle sözel ve eşit ağırlık arkadaşlarımız kesinlikle ama kesinlikle strese kapılmasınlar. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz için güzel bir kamp olur. TYT coğrafya ve TYT geometriyi hocalar video attıkça güncelleyeceğimi söyledim arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Öpüyorum.